Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalara baktığımızda Uzak Doğu piyasalarında Japonya dışında eksiler devam ediyor. Avrupa piyasaları vadeleri genelde hafif eksi. ABD piyasaları ise dünün kapanışına benzer fiyatlamalarda oluşuyor. Dün gün içinde de belirttiğim gibi bir risk iştahında azalmaya sebep olan bir gelişme oldu. O da ABD, biz bunu hep 10 yıllıklarda görüyoruz ama ABD enflasyon beklentilerinin pazartesi günkü tatil sonrasındaki normalde daha yüksek bir seviyede oluşmaya başlaması ABD 10 yıllıklarının da sert bir şekilde yükselmesine sebep oldu. Yaklaşık 1.31 ile seviyelerden geçen hafta. Dün 1.38'e kadar yükseldik. Bu aynı zamanda doların da kuvvetlenmesine sebep oldu. Biliyorsunuz göreceli faiz oranlarının yüksekliği pariteler arasında ve kur için en önemli faktörlerden bir tanesi. Burada da ileriki dönemde ABD 10 yıllıklarının gösterdiği yatırımcıların beklentilerinin daha yüksek bir getiri olması doların da daha kuvvetlenebileceği işaretini verdi. Bununla birlikte hem global piyasalarda hem de bizim piyasamızda bir satış gördük. Bizdeki satış biraz daha hızlı geldi çünkü bir süredir aslında düzenli şekilde yükselen bir piyasa trendi içindeyiz. O yüzden artık %1'lik düşüşler bile oldukça sert hissedilebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda temel çok değişen bir şey yok. Genel endişeler hep aynı endişeler. İşte bazı ülkelerde Delta varyantının arttığı vakalar görüldüğü zaman önümüzdeki dönemle ilgili büyüme endişeleri risk iştahının azaldığı dönemlerde, bu tip günlerde birleşince daha normalden, son zamanlarda gördüğümüz normalden daha sert satışlar görebiliyoruz. Ama temel olarak çok değişen bir şey açıkçası yok. Global ekonomiler sağlıklı şekilde devam ediyor. Tabii ki sonbahar aylarına girdik. Sonbahar aylarında geçen sene de bu tip bir dönemde her şey nispeten iyi gözüküyordu. Ama tabii aşılama hiç başlamamıştı neredeyse açıkçası. Sonra 2020-2021 kışı zor ve kapanmaların geçtiği bir dönem oldu. Ben bu tip radikal kapanmaların olacağını çok sanmıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten birçok gelişmiş ülkede aşılama oranları oldukça yüksek seviyeye ulaştı. Bundan dolayı bu tip düzeltmeleri kar realizasyonu olarak görmekte fayda var. Biz kendi tarafımıza baktığımızda Ağustos ayı yabancı alım-satım rakamları geldi. Uzun zamandan sonra Ağustos ayında ilk defa toplamda 478 milyon dolarlık bir net alışı var yabancıların. Tabii ki biraz da yabancının katılımı olduğu zaman her zaman bizim borsamız çok daha rahat yükselme tandansında oluyor. En çok alınan hisselere baktığımızda Garanti 148 milyon dolar, Şişe 110 milyon dolar, Bimaş 75 milyon dolar, Tofaş'ta 61 milyon dolar. Burada da zaten bu şirketlerin performanslarını Ağustos ayı içinde gayet net bir şekilde görüyoruz. En çok satılanlar arasında Arçelik 54 milyon dolar, Ereğli 5 milyon dolar, Ford Otosan 31 milyon dolar. Satış rakamları nispeten daha küçük ama yine de yabancının satışta olduğu hisselerinde Ağustos ayı performanslarına baktığımız zaman daha zayıf olduklarını görebiliyoruz açıkçası. Sektör rotasyonları devamlı yabancılar arasında devam eden bir fenomendir. Gayet normal, iyi perform etmiş bazı hisselerden daha az perform etmiş hisselere geçmeye
Bunun sonucunda yakın zamanda sonuç açıklamış hisselerde operasyonel performanslarının daha iyileşen şirketlere geçiş yapmaları her zaman sıklıkla görülen bir şey. Bu da bu yabancı verisinde gördüğümüz yeni bir şey değil açıkçası. Bugün dediğim gibi ben biraz tepkinin olacağını düşünüyorum düne karşı, ama her zaman gözünüzün ucuyla piyasalarda ABD 10 yıllıklarını ve dolar endeksini takip etmekte fayda var. Biz de her zaman olduğu gibi seans öncesinde dolarda biraz daha hafif tansiyonlu bir hareket var gibi gözüküyor. 8.35'in üzerinde. Yani orada dolar endeksi şu an 92.58. 92.7'yi geçmediği sürece çok daha yukarı fazla kalıcı hareketinin olacağını zannetmiyorum dolar TL'nin. Ama bu hareket devam ederse dediğim gibi 92.7'nin üzerinde bizde de tekrar dolar TL kuru 8.39-8.40 tarafına doğru gider ve yine piyasa zayıf kalır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Batuhan'ın söylediği gibi dün teknik olarak da destek seviyelerimizin kırılmasına bağlı aşağı yönlü bir hareket oldu. Sert bir hareket oldu. Fakat biz burada tamamen teknik disipline bağlı hareket edeceğiz. Önemli bir destek seviyesi olan 21 günlük ortalamamız, yani Bollinger orta band, bugün itibariyle 1455 seviyelerinde. Dün de buraya kadar geri çekildik. Burada tutundu endeks. Ben bugün için bu seviyenin üzerinde bir açılış bekliyorum ve yukarı yönlü direnç seviyelerimiz boyunca tepkilerin olabileceğini düşünüyorum. Ama teknik stratejimizi dün de sizinle paylaştığımız gibi 1445'e göre kuracağız. 1445 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece önerilerimiz doğrultusunda hisse bazlı pozisyon taşıyabilir, yeni pozisyon açabiliriz. Bugün itibariyle 1455 destek seviyemiz, daha sonra da kritik destek seviyemiz 1445 gündemde olacak. 1445'in kırılması halinde ise hisse tarafında minimumda kalmak ve başlayan düşüş trendini minimumda takip etmek destek seviyelerimiz boyunca doğru. Böyle bir durumda 1432-1410 destek olarak izlenebilir. Direnç olarak ise bugün 1465, 1470, 1478 ve 1485 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Ama dediğim gibi ben bugün 1455, yani Bollinger orta bandının üzerinde tepkili bir açılışla direnç seviyelerimiz boyunca yukarı yönlü piyasanın dalgalanmasını bekliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.